mısınız? Gerçekten sıra dışı bir görüntü var. Şu anda artık Tunnel Sap Gölü'nün yaşam alanına geldik. Tam da gün batımında gerçekten olağanüstü güzel bir görüntü var. Güneşi bir yandan batıracağız, bir yandan da size hayatımda gördüğüm ender köylerden biri olan Yüzen Köyü göstereceğim. Gerçekten Yüzen Köyü bayağı kalabalık. Bir sürü tekne geçti, teknelerin içi turistlerle dolu. Yüzen Köyü gerçekten çok ilginç olduğundan dolayı buraya gelen turistlerin uğrak adreslerinden biri oluyor. Şimdi sizlerle beraber gezeceğimiz köy. Çok ni Yüzen Köyü olarak isimlendiriliyor. Yaklaşık 4000 kişilik nüfusu var. Bakar mısınız manzaranın güzelliğine? Uzaktan bir başka güzel görünüyor, yaklaştıkça bir güzel görünüyor. Birazdan teknemiz duracak. Bakalım nerede duracak, ben de merak ediyorum. Sizlere göstereceğiz bu köyü. Bu Yüzen Köyü'de çocuklar nasıl okula gidiyor derseniz okulda yüzüyor. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu mavi yapı, sarı panjurları olan mekan okul. Köyün okulu. Çocuklar buraya teknelerle geliyorlar. Ondan sonra bütün gün boyunca eğitimlerini suyun üzerinde alıp ardından evlerine geri dönüyorlar. Hemen arkamıza baktığımız zaman bakın görüyorsunuz, evleri görüyoruz, pazarları görüyoruz, benzin istasyonu var. Her şey var burada, her şey yüzüyor. Aynı zamanda evet, yüzen kilise görüyorsunuz, ibadethaneleri yüzüyor. Burada yaşayanlar ağırlıklı olarak balıkçılık yapıyorlar, onu söyleyelim. Tatlı su balıkları burada var. Evet, bu arada evlerin üzerinde antenler dikkat çekiyor, televizyon antenleri. Bazılarında televizyon anteni var, bazılarında yok. Demek ki televizyonun da olduğunu anlıyoruz bu minik küçük yüzen evlerde. Çok ilginç geleneksel yaşamlar görüyoruz Kamboçya'da şu anda. Bu şekilde yüzen bir köyün olduğunu Kamboçya'da görüyoruz. Evet, hemen tabii ki tapınakları da var. Budist olduğu için nüfusun %95'lik kısmı. İşte burada yüzen bir tapınak kendini gösteriyor. İbadetlerini yapacakları zaman insanlar teknelerle buraya geliyorlar. Çocuk, ay bakar mısınız? Evet ya, kovayı simit yapmış. Kovası tekne. Kovayı tekne yapmış. Dünyanın bence en güzel ve en masum görüntülerinden birini şu anda sizlerle beraber görüyoruz. Küçük nasıl da leğene sıkıştırmış kendini. Çoğu çocuk bu köyde yüzen okullarına işte bu leğen kayıklarla gidiyor. Hiç bozulmamış organik yaşamları Kamboçya'dan, Siem Reap nehrinden getiriyoruz sizlere. Evet, bulaşıklarını yıkadıklarını görüyoruz insanların, kendilerini yıkadıklarını görüyoruz. Çünkü evlerde banyo, mutfak ya da akan bir su çeşme yok. Direkt zaten gölün üzerinde yaşadıklarından dolayı hemen suya böyle bulaşıklarını, çamaşırlarını sokuyorlar. Gölün suyundan istifade ediyorlar. Gölün suyunun rengi kahverengi derseniz tabii bölge çamur bir bölgeden meydana geliyor. Yemyeşil bir tabiat var görüyorsunuz. Toprak olduğundan dolayı su rengini tamamen çevrede yer alan ormanların toprağından alıyor. Burada yaşayan insanlar suyu arıtarak, dinlendirerek bu gölün suyunu kullanıyorlar.